bilirsiniz. Şimdi ben bir evladınız olarak buraya 7 kere seçildikten sonra gelmiş bir evladınız olarak sizin huzurunuza o istemeye gelmedim, bunu bilin. Bakın tekrar söylüyorum. Çünkü bu evladınız şuna inanmış birisi. 14 Mayıs'ta ablalarım da duysunlar. İstiklal Harbi gibi bir harbin içerisindeyiz. Türkiye dört koldan kuşatılmış durumda. Ne kadar millet düşmanı varsa bir araya gelmiş ve Cumhurbaşkanını alaşağı etmeye çalışıyorlar. 15 Temmuz gecesi silah zoruyla yapmaya çalıştıklarını bugün hileyle, hurdayla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Türkiye böyle bir yangın yerine çevrilmek, 14 Mayıs'tan sonra da Türk milleti bütün değerleri ayaklar altına alınarak parçalara ayrılmak isteniyor. Bunu görüyoruz. Bunu yapmak istedikleri için Kandil'deki terör örgütü elebaşlarından da medet umar hale geldiler. Ne kadar eski yasa dışı örgüt artığı varsa, millet düşmanı varsa onlarla da bir araya geldiler. Şimdi tablo bu kadar büyükken, Cumhurbaşkanımız dört bir koldan kuşatılmışken ben sizin huzurunuza gelip tekrar milletvekili olmak için oy istemekten ar ederim. Bunu bilin. Dolayısıyla ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilliğini yaptım sayenizde 5 sene. Cenab-ı Allah alnıma yazmışsa bir 5 sene daha yaparım. Bunlar nasip kısmettir. Dolayısıyla buraya ben kendim için oy istemeye gelmedim. Sizin her zaman yanınızda oldum ama bana oy verip vermemek sizin takdiriniz. Buraya Cumhurbaşkanımıza oy istemeye geldim. Bana oy verip vermemek sizin takdirinizdir. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek vatan borcudur, bunu bilin. O yüzden size eğer gönül koyarsam, bu köyden Cumhurbaşkanımıza yeterli desteği göremezsem gönül koyarım. Ama sandıktan Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Yücel Bulut'a bir oy bile vermeseniz yine derdinize ben koşarım. Yine telefonunuza ben çıkarım. Yine sizin için elimden geleni yaparım, bunu bilin. Tamam mı? O yüzden Ayvalı'da hep beraber 80 yaşındaki amcamızla 18 yaşındaki gencimize kadar bir seferberlik çağrısı yapıyorum size MHP milletvekili olarak. Türkiye'nin dört bir koldan kuşatıldığı bir iklimde hep beraber yeniden milli mücadele ruhuyla bizlere bu vatan coğrafyasını bırakan ve namusumuzla, iffetimizle, İslam'ın doğrularıyla da birleşerek bu sancak altında yaşamamızı bahşeden ecdadımıza layık olarak onlarla aynı kanı, aynı fıtratı, aynı iman ve ihlası taşıdığımızı ortaya koyabilmek adına Cumhuriyet'in 2. yüzyılının başladığı şu günlerde 1. yüzyılını başlatıp bize bu vatan coğrafyasını bırakan aziz şehitlerimizin aziz hatırası hürmetine etten duvarlar öreceğiz hep birlikte. 15 Mayıs 1919'da Yunan askeri İzmir'e ayak basmış, tüm değerlerimizi ayaklar altına almak için Anadolu işlerini akır etmişti. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Birileri bir kere daha 100 yıl sonra bir 15 Mayıs sabahında Yunan askerini değilse de Yunan zihniyetini Anadolu'ya çıkarmaya çalışıyor. Bunu görüyoruz. Dolayısıyla 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkıp Anadolu'ya yürüyenleri nasıl denize dökmüşsek 15 Mayıs 2023 sabahında da tüm dünyaya Anadolu'yu bir kere daha İngiliz postalıyla, Yunan postalıyla, Fransız postalıyla ezmeye ve emperyalizme, sömürü düzeninin akbabalarına Anadolu'yu peşkeş çekmeye kalkanlara karşı hep beraber tek yumruk olup başlarına ineceğiz. O yumruğun adı da Recep Tayyip Erdoğan olacak, Allah'ın izniyle.